Google oyun dünyasındaki konumu değiştirmek için tekrardan geliyor, büyük geliyor. Ama nasıl büyük geliyor? Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Dün itibariyle oyun dünyasını değiştirebilecek bir yenilikle karşılaştık. Üstelik bu yenilik dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'dan geldi. Google yeni oyun konsolunu duyurdu. Aslında duyurmadı, ortada bir konsol yok. Google yeni gamepad'ini duyurdu. Ama ona da tam olarak ihtiyacınız yok yani. Peki Google ne duyurdu? Stadia'yı duyurdu. Evet bunu. Bu bir konsol değil. Bu bir gamepad de değil. Bu bir oyun oynama platformu. Fakat bu platforma erişebilmek için pahalı aletlere ihtiyacınız yok. Tek ihtiyacınız olan şey Chrome'a girebilecek herhangi bir cihaz. Bu cihaz bir PC olabilir, bir telefon olabilir, bir tablet olabilir, bir TV olabilir, fark etmez. Eğer Chrome'a girebiliyorsanız Google'ın Stadia'sına da erişebileceksiniz. Tek yapmanız gereken Chrome üzerinden Stadia.com'a girmek. İşte bu kadar. Karşınızda Google'ın yeni oyun platformu. Yalnız benim gibi Türkiye'de yaşıyorsanız denemeyin arkadaşlar. Çünkü bu sistem şu anda ülkemizde desteklenmiyor. Ne zaman destekleneceği de belli değil. Stadia'nın kendisi 2019'da çıkacak çıkmasını ama en başta sadece Amerika, Kanada, Birleşik Krallık ve Avrupa'nın büyük kısmı olacak içerisinde. Biz yokuz yani. Stadia üzerinden yapacağımız şey ise gayet basit. Oyun oynamak. Hep bahsettiğimiz o mevzu ayağımıza geldi. Artık tam olarak yayın seyrediyormuşçasına oyun oynayabileceğiz. Bildiğiniz yeni grafikli oyunları donanıma 5 kuruş para harcamadan oynayabilmekten bahsediyorum. Sadece tarayıcımızı açacak, Stadia'ya girecek ve oynayacağız. Bu kadar basit. Peki gerçekten bu kadar basit mi? Ona da geleceğiz. Stadia ile alakalı pek çok teknik soru işareti olabilir kafanızda ama ben bugün işin teknik altyapısından bahsetmeyeceğim. Benim uzmanlık alanımda değil zaten. Benim merakımı daha çok cezbeden konu bir oyuncu olarak Stadia'nın bize sağlayabileceği ekstra faydalar. İlk olarak bu platforma destek veren büyük oyun firmalarına bakmak gerek. Başta Ubisoft var. Zaten zamanında da bu platform için beta testi yaparlarken AC Odyssey'i kullanmışlardı. Büyük ihtimalle Google, Ubisoft'un ilerleyen oyunlarında da tam bir işbirliği içerisinde olacaktır. Artık Far Cry'i bir de Stadia'da oynarız. Ubisoft'un yanı sıra Bethesda da bu platforma destek veren yapımcılardan bir tanesi. Bethesda'cımızın yepyeni oyunu Doom Eternal Stadia içinde çıkış yapacak. Zaten Doom Eternal'ın çıkmadığı bir platform yok herhalde, oyun Switch'e bile geliyor. Bethesda olabilecek tüm platformlara oyunlarını sokmayı seven bir firma. Skyrim'de de görmüştük bunu. Bu huyları Stadia ile de devam edecek gibi. Üstelik Stadia'ya 4K ve 60 FPS olarak getirecekler Doom Eternal'ı. Bu da güzel. Şimdilik büyük firmalar bunlar fakat bunlar yetmez. Siz de biliyorsunuz yani Ubisoft'un Bethesda güçlü ama oyunlarını her yerde oynayabileceğiniz yapımcılar bunlar. Google'ın daha özel işlere ihtiyacı var. Zamanında Valve'ın Steam'i nasıl bilgisayarlarımıza yüklettiğini hatırlarsınız. Adamlar Half-Life 2'yi çıkardılar, oynamamız için de Steam'i yüklemeyi zorunlu kıldılar. Bu sayede bir anda bir sürü oyuncu Steam denilen naneyle tanışmış oldu. Kötü olmadı aslında, iyi oldu. Google'ın da böyle bir şeye ihtiyacı var. Öyle bir şey çıkarmalılar ki insanlar Stadia'ya sırf onun için erişmek istemeliler. En azından ticari olarak bakıldığında böyle bir hamleye ihtiyaç var. Ve bu hamleyi de yapıyorlar. Oyun dünyasının önemli isimlerinden Jade Raymond'ı bünyesine katan Google, Stadia Games and Entertainment isimli şirketin idaresini de Jade Raymond'a bıraktı. Bu şirketin olayı da Stadia'ya özel oyunlar yapmak. Nasıl PlayStation'ın kendisine ait stüdyoları var, Naughty Dog'ları var efendim, hani yapıyorlar Uncharted Last of Us'ı, Stadia Games and Entertainment da Stadia platformuna özel oyunlar yapacak. Tabi tam olarak bu platforma özel kalacak mı oyunlar, yoksa diğer konsollara veya PC'ye gelecek mi henüz net değil. Fakat artık şu bilgi açık ve net ki Google reis AAA pazarına da giriş yaptı. Zaten Google Play Store ile uzun zamandır mobil alanda bir yayıncılık yapıyordu. Fakat bize daha yakın olan AAA oyunlara karşı uzak bir yayıncıydı. Şimdi hem AAA oyunlar yayınlayacaklar hem de AAA pazarına kendileri de ürünler bırakacaklar. Yani herhalde AAA oyun yaparlar. Jade Raymond'ı boşuna almamışlardır. Böyle büyük bütçeli Google'dan belki RDR2 benzeri bir şey göreceğiz. Yani bir örnek tabii. Google'ın bu sektörde olması her zaman sektördeki rekabeti kuvvetlendirir. Bu da güzel. Şimdi gelelim işin sosyal özelliklerine. Stadia oyun oynamak dışında yayın tarafında da yenilikler sağlamayı amaçlayan bir platform. Şu gamepad'i görüyorsunuz. Bu Google'ın Stadia için yaptığı yeni gamepad'i. İlla bunu almak zorunda değilsiniz tabii ki. Herhangi bir gamepad ile de oynayabilirsiniz oyunları. Fakat bunu alırsanız ekstra faydalar sağlayabiliyorsunuz. Misal gamepad'in üzerinden tek tuşa basarak YouTube'a video atabiliyorsunuz. Let's Play çeken bir sürü YouTuber için baya baya faydalı bir özellik. Veya Google Asistan butonuna basarak oyun içerisinde yardım da alabiliyorsunuz. Bu tarz ekstralardan bahsediyorum. Bunlar için gamepad'i alır mısınız, almaz mısınız? Normal gamepad'lerde bunlar desteklenir mi? Henüz belli değil ama Google kendi gamepad'ini de yaptı. Yayın kısmına bir ek daha yapayım. Diyelim ki sevdiğiniz bir yayıncı YouTube'da FIFA oynuyor. Canlı canlı o anda oynuyor. Kendisi FIFA'yı Stadia üzerinden oynuyor. Siz de eğer Stadia üzerinden FIFA oynuyorsanız yayıncıya anında istek gönderebiliyorsunuz. Şu an dedi bana Stadia'nın istek yollayın dedi, oyunuma gelin kapışalım dedi. Siz de o anda Stadia'nın istek yollayıp sıraya girebiliyorsunuz. Sıra size geldiği zaman da yayıncıyla kapışabiliyorsunuz. Böyle enteresan bir sistem. Yani diğer platformlarda dolaylı yoldan yapabileceğimiz şeyleri Stadia pratikleştiriyor. YouTube'dan izlediğin adamı YouTube üzerinden davet ediyorsun, bir anda oyuna giriyorsun gibi. İşin YouTube entegrasyonuyla alakalı en enteresan kısım sağ videodan oyuna geçebilmemiz. Diyelim ki yepyeni Assassin's Creed oyununun videosunu izliyorsunuz. Videoyu izleyip bitirdikten sonra Google size direkt oyna butonu çıkarıyor ve ardından o butona tıklayıp saniyesinde oyuna girebiliyorsunuz.
Update yok, güncelleme yok, yani var da biz beklemiyoruz. Stream ederek oynadığımız için oyunun en güncel versiyonunu zerre indirme beklemeden saniyesinde oynayabiliyoruz. Tek tıkla saniyesinde oyundayız. Böyle evde geniş geniş bir oyunu videosunu seyrederken bu güzelmiş lan deyip tıklıyorsun, bir saniye sonra oyundasın. Oyundasın oyundasın da bu işin parasından hiç bahsetmedik. Money. He? Hiç bahsetmedik ondan. Kaç para vereceğiz? Nasıl para vereceğiz? Aylık üyelik mi olacak Netflix hesabı, yoksa oyun başı mı para vereceğiz? Bunlar net değil. Henüz Google'dan bu tarafla ilgili bir açıklama görmedik. Ancak bunlar şu anda benim için en önemli sorular. Çünkü Google'ın 3 aşağı 5 yukarı böyle bir sistemle karşımıza çıkacağını biliyorduk. Uzun zamandır da konuşuyoruz bunları. Google bir stream servisi yapıyor, yakında duyuracaklar, geliyor falan diye en sonunda gördük. Kötü mü oldu, güzel oldu. Ama benim özellikle merak ettiğim kısım bu işin maddi ayağı. Eğer ben Stadia'da AC Odyssey oynamak istersem PS4'de oyun alırmış gibi almam yetecek mi, yoksa Google ekstradan bir para verecek mi? Vereceksen bu PlayStation, Xbox gibi tek seferlik bir para mı olacak? Orada konsol alıyoruz, sonra oyun alıyoruz, iş bitiyor. Yoksa tek seferlik para vermektense her ay bir para mı vereceğim Google'a? Google da bize karşılığında benim kütüphanemde bu oyunlar var, bu oyunları oynayabilirsin mi diyecek. Xbox Game Pass sisteminde olduğu gibi yani. Hani 100 tane oyun var, gel bunları benim servisimde oyna, aylık 20 dolar vermen yeterli mi diyecek. Hangi tarzda bir fiyatlandırma yaparsa yapsın, eğer Google beklentimizin üzerinde güzel fiyatlarla gelirse, olumlu anlamda yani ucuz fiyatlarla gelirse, Nvidia'lar, Intel'ler oyuncular için ne üretecek? Ekran kartı almayacak mıyız artık? Işıklı ışıklı PC'ler dizmeyecek miyiz? Telefondan oyunu çok rahat oynayıp Chrome açabilen güçte bir bilgisayardan 4K oyun performansı mı alacağız? Doom Eternal 4K 60fps oynayabiliyoruz sonuçta. Yani bunun için bir ekstra donanımlara ihtiyacımız olmayacak. 4K bir monitör veya televizyonumuz varsa ona herhangi bir bilgisayarı takıp bir anda tarayıcıya girip Doom Eternal 4K 60fps oynayabileceğiz. Tüm bunların yanında Google'ın bu atılımı sektöre nasıl bir etki bırakacak? İşte bunlar en büyük soru işareti olan kısımlar. En azından benim için. Ve daha da büyük soru işaretini söyleyeyim size. Bizim için bu soru işareti çok çok daha büyük. Biz Türkiye'deki oyuncular için bu ne zaman açılacak? Açılsa da internet altyapımız kaldırabilecek mi? Bu Stadia denilen merete girebilmemiz için nasıl bir internete ihtiyacımız olacak? İşte dostum, bunları hep birlikte göreceğiz. Bunların cevabı net değil. Benim kişisel tahminim Stadia'nın dünyada bir anda çok büyük etki getirmeyeceği. Yavaş yavaş yerleşecektir sektöre. Bir anda 1500 oyunla gelip bakın biz bunları yaptık demeyeceklerdir. Özellikle kendi oyunlarını piyasaya sürmeyi bekleyeceklerdir. Ya bu da aşağı yukarı bir 2 senelik süreç demek herhalde. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde internet çok çok iyi durumda değil. En azından Stadia gibi platformda rahat rahat oyun oynayabilmemiz için çok çok iyi durumda değil internet. Zaten adamlar o yüzden belli ve spesifik ülkelerde bu sistemi devreye sokacaklar, diğerlerini sonraya bırakacaklar. Bu yüzden 2 yıl diyorum işte Stadia için. Ya şimdiden çıkıp da bir anda PlayStation işi devre dışı bırakacak hali yok veya bir anda son model PC'leri öldürecek hali de yok. Sektöre yerleşmesi zaman alacaktır. Bir anda öyle 50 bin tane süper sağlam oyunla gelip biz böyle bir şey yaptık, hadi buna hepiniz para verin diyemezler diye düşünüyorum. Deseler bile oyuncular çok şevkli olmayabilir en başta, ama yavaş yavaş oturacaktır, yavaş yavaş yerleşecektir. Ama o yerleştiği zaman diğer firmalar da bu alanda ne kadar yerleşmiş olacaklar, onu da hep beraber göreceğiz. İşin Türkiye kısmı için de hep beraber bekleyip görmek gerek. Şahsen ben bir oyuncu olarak en çok neye sevindim biliyor musunuz? Tabii Stadia heyecan verici bir özellik. Eyvallah falan, hani oynayacağız, stream edeceğiz, güzel, ama benim en çok sevindiğim konu Google'ın oyun yapma işine girmesi. Eğer benim zevkime uygun ve benim zevkimle beraber sizin zevkinize uygun oyunları yapmaya yönelirlerse, ki Jade Raymond o kafaya yakın bir abla, o zaman oyun dünyası güzel bir yapımcı kazanmış olur. Ha, bambaşka şeyler yaparlarsa, Fallout 76'yı örnek alırlarsa, şaka yapıyorum, Fallout 76 çok güzel bir oyun. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.